Arkadaşlar selam, merhabalar. Şimdi fren sisteminin kontrolü için Levent Seyrantepe'ye gidiyorum. Orada Sedat isimli bir arkadaşım var, çocukluk arkadaşımdır kendisi. Otomotiv fren sistemlerinin kontrollerini, bakımlarını, işte ABS beyinlerinin tamiratlarını vesaire bu tarz şeyler yapıyor. Tüm fren ekipmanları kendisinde mevcut. Benim fren disklerimde bir yamulma var. Bunu torna yapmak için gidiyorum. Biraz sonra size işte yaklaşık 120-140 kilometrede bir fren yaparak diskte ne kadar titreme olduğunu göstereceğim. İşleyiş şöyle. Gittiğim zaman daha iyi örneklerle gösteririm size ama fren diski CD gibi düşünün ve CD'nin iki tarafını da elinizde sıktığınızı düşünün. İşte fren balataları fren diskine bu şekilde sürterek en kaba tabiriyle sizin aracınızı durduruyor. Benim fren diskim yeni. Ön arka fren diskim ve fren balatalarımın hepsi yeni ama yan sanayi olduğu için diskimde bir miktar dönme olmuş. Belki ben bir suya girdim ya da fren diskleri tam soğumadan eğer aracı yıkadıysam bundan kaynaklanmış olabilir. Şimdi yaklaşık 120 km ile seyrediyorum. Diğer kamerayı alıp direksiyondaki titremeyi size göstereceğim. Bunun sebebini de hemen açıklayacağım. Şu an yaklaşık 130 km'de gidiyorum. Şöyle bileğimi çekeceğim. Frene bastım. Fark ediyor musunuz? Biraz daha geniş çekeyim. Kamerada titreşim engelleme olduğu için bu vibrasyonu size biraz azaltıyor. O yüzden saatime ve bilekliğime dikkat ederseniz. Şimdi tekrar deniyorum. Şöyle yaklaşık 130 kilometrelerde gidiyorum. Frene bastım. Aşırı bir şekilde titreşim var. Bunun sebebi de ben frene bastığım zaman fren balatasının diski sıkıştırması ve diskte bir yamukluk olduğu için de şu şekilde balans yaparak çalışmasından kaynaklı. Buradaki balansı torna makinesiyle alacağız. Tabii ki bu milimetreden bile az bir sürtünme. Aldıktan sonra bu vibrasyonun kesileceğini düşünüyorum. Şimdi yola devam edeyim. Durduğum zaman size tüm detaylarıyla işlemi anlatacağım. Hoşçakalın. Burada disk frenli bir araba görmüşken diske bakalım. Disk sıcak şu an ellememekte fayda var. Arkadaşlar işlem şöyle oluyor. Şuradan fren hidrolik merkezinden, ana merkezden, Westinghouse'un olduğu yerden buraya bir fren hidrolik basıncı geliyor. Bir balata şurada var, bir balata arkasında. Disk hareket ediyor jantımızla birlikte. Fren balatası da biz frene bastığımız zaman buradaki hidrolik basınçla birlikte bu diski frenliyor. Haliyle şuradaki fren pedi ne kadar daha büyük olursa o kadar daha iyi tutar. Bu tek pistonlu bir fren. Yani şurada tek bir yuvarlak piston var. O tek yuvarlak piston yerine güçlendirilmiş 2 pistonlu, 3 pistonlu hatta 6 pistonlu olanları bile var. O da arabanın performansına göre daha kısa zamanda durmasını sağlıyor. Bu benim araba için değil, burada biraz önce gösterdiğim Golf 4 için. Disk tornası işlemi bu oluyor arkadaşlar. Şu uçta bir elmas var. Bu disk de metal olduğu için bu elmas metal diske sürterek buradaki yamukluğu alıyor. Bazı yerlerde sürtüyor, sürtmüyor derken diskteki şu yatay salınımı ortadan kaldırmış oluyor. Hem içten hem dıştan sürtüyor tabii ki. İki tarafa birden bu şekilde düzeltiyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Diskin yamukluğunu bak şuradan görebilirsiniz. Sürttüğü kısım açık renk, sürtmediği kısım koyu renk. Yani ben kullandığım hiçbir arabada bu kadar vibrasyon yaşamadım. Disk bayağı eriymiş. Şimdi size dikeyden de göstermeye çalışacağım üstüne işi bitince. Durum bu. Yani şuradan bile balansı belki gözünüzde görebilirsiniz. Bu disk sıfır bu arada. Eski bir disk olsa şuradaki milimetre kalınlığı azalmış olsa torna yapamazsınız. Kalın olduğu için torna yapıyoruz. Her diske torna yapılmaz. Ama aşırı bir balans var. Sürte sürte o balansı oradan alacağız şimdi. Sanayi günlükleri. Karpuzumuz da yeni. Hatıra kalsın şu an. Şu an disk tornası bitti. Gördüğünüz gibi diskin üzerinde tornadan çıkan çizikler var. Şimdi balata bu diske sürttükçe orayı eskisi gibi parlak bir hale getirecek. Biz arka taraftaki disklere torna yapmadık. Yani usta buradan olmayacağını sadece ön taraftan kaynaklandığını söyledi.
Gerekiyorsa bu kısımlara da tekrardan torna yapılabilir. Şimdi bir tecrübesini yapacağız, yol testiyle bakacağız titreşim gitti mi. Gitmediyse arkalara da yapabiliriz. Arkadaşlar torna işlemi bitti. Ben yine şimdi 100 km üzerine anlık bir çıkış yapayım. Hazır önüme de araba gelmişken frene basıyorum. Gördüğünüz gibi artık hiç titreme yok. Yani sorunu çözmüş olduk. Bunu da size torna nasıl çalışır, nasıl yapılır, mantığı nedir anlatmış oldum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.